aynı iş yerinde çalıştık. Evet. Tamer adında bir patronumuz vardı. Abisiyle beraber aynı iş yerinde çalışıyorduk. Evi İstanbul. Taner'in abisini tanıyorsunuz siz. Taner'le de evet. Görüşür müydünüz? Hani abiyle arkadaşsınız, onu görür müydünüz? Ya birkaç sefer gördüm de abisinin yanında bir samimiyetliğim falan yok. Taner evli mi? Yani o konuda bir bilginiz yok. Ama kaç defa Metin cezaevine yaptığını duydum. Cezaevine girip çıktığını duydunuz birkaç sefer. Evet, ama olsun, duydum, bu bilgiler de bizim için önemli. Teşekkür ediyorum. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İhbarınız varmış. Evet, tanıyorum ben onun arkadaşlarını onu. Taner'i mi tanıyorsunuz, Firdevs'i mi? Taner'i de tanıyorum, arkadaşlarını da. Taner'i de tanıyorum, arkadaşlarını da. Buyurun, evet. Dinliyoruz sizi. Bu kara para işleri yapıyordu böyle, cezaevine falan girmişti. Hı hı. Hatta cezaevinden kaçmıştı, aranıyordu. Firariydi aynı zamanda. Bu ne zaman? Evet. Bir iki sene oluyor. Evet, birkaç yıl öncesinde. Hı hı. Bağcılar'da mı yaşıyorlar? Bağcılar, evet. Yani arkadaşlar Bağcılar'da yaşıyor. Taner'in nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Hayır. Arkadaşlar işte falan, yakın çevresi hepsi Bağcılar'da oturuyor. Peki bu kara para işi nedir, onu anlayamadım. Kaçakçılık falan yapıyor, dolandırıyor işte. İşini tanır mısınız Duygu Hanım'ı? Anlamadım. Evli mi Taner? Evliydi diye biliyorum, bir tane de kızı var. Taner evli ve bir kızı var. Peki evet. Firdevs'in iddia ettiği bu ekrandaki Duygu mu eşi? Onu ben görmedim, Duygu'yu falan görmedim. Onu görmediniz, bilmiyorsunuz. Evet. Ama cezaevine girdi çıktı, kara para işiyle filan kaçakçılık evet. yapıyor. Evet. Bu işlerle uğraşıyor. Bir de bir kızı olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Sormak istediğim bir soru varsa? Yok. Ha? Yok. Ama eşi çocuğum hiç yok diyordu. Eşi de dedi. Beni ararken dedi ki çocuğumuz hiç yok, olmuyor. Düşük yaptım dedi. Hı hı. Benim hamile olduğumu duyunca düşük yapmış. Hanımefendi de diyor ki bir kızı olduğunu biliyorum ben, cezaevine girdi çıktı, kaçakçılık işiyle uğraşıyor. Hiç bilmiyordum bunları. Daha önce de hatta cezaevinden firari olduğunu söylüyor, böyle bir iddiası var. Firari olduğunu sana da iş adamı olarak tanıttı evet, kendini değil mi? Hani otopark, ne bileyim otopark, oto yıkama yerim var, kafeye ortaklık hı-hı. yapıyorum. Hani iş dünyasında çalışan şirketler kuran biri olarak, yani seni farklı bir şekilde anlattı. Aynen. Bunlar seni şaşırtıyor mu? Bayağı. Çünkü hiç çocuğu olmadığını söyledi. Ve bu arada Duygu Hanım, yani bu Taner Elçin'in eşi olduğunu söylediğin Duygu'yla ekip arkadaşlarımız iletişim kuruyorlar. Bu konunun muhatabı ben değilim diyor. Resmi nikahlı eşi o zaman. Duygu Hanım bir yayına bağlanabilir misiniz? Sürekli çünkü Firdevs'le iletişim kuran sizsiniz. Hatta çocuğu aldır teklifinde bulunuyor değil mi Duygu sana? Aynen. Biz evliyiz, biz beraberiz, bizim çocuğumuz olmuyor. Çocuğu aldır diyor. Çocuğu Taner kabul etmiyor diyor. Ve son 8. Hamilin 8. ayında da seninle iletişim kuran gene Duygu. Aynen. Sizden bir ricada bulunuyorum. Lütfen, önemli de bir bilgi verdi ekip arkadaşlar. En son lütfen Duygu yayına bağlansın. Yani 1,5 ay önce konuşmuş en son değil mi Firdevs? Seninle en son bebek doğduktan sonra konuştu mu Duygu evet. Hanım?